Efendim, dünyanın gözü Ukrayna'da, özellikle Belarus-Rusya ilişkisi üzerinden Avrupa'da yaşanabilecek bir savaşın ne olup ne olmayacağı üzerinde geniş tartışmalar var. Normal. Belarus'la Rusya esasında bir devlet. Yani bir devlet anlaşmaları var ve bu anlaşma çerçevesinde maliye, hukuk, asker, ekonomi, her şeyi birleştiriyorlar. Ve hatta dönemsel başkanlık sistemleri var. Şu anda bir devletin, yani Belarus, Rusya bir devletinin başkanı, dönem başkanı Aleksandr Lukashenko, Belarus lideri. Avrupalılara göre 30 yıllık diktatör, Avrupa'daki kalan son diktatör. Geçelim. Şimdi Rusya ile Belarus'un nasıl bir askeri işbirliği içinde olduğunu hepimiz gördük. Hala Rus askeri giriyor Belarus topraklarına. 35 bine çıktı Rus askerinin sayısı Belarus topraklarında. Ve önümüzdeki iki gün içinde 10 Şubat'ta büyük bir harekatı, tatbikata başlayacaklar Rusya ve Belarus. Ve bütün Avrupa'ya Lukashenko Putin ikilisi gövde gösterisi yapacak. Rus askeri Belarus'a intikal ederken 200 kadar Belarus askeri de bir başka ülkeye, daha güneyde bir ülkeye intikal edecek. Şimdi sıkı durun. Bu ülkenin adı Suriye. 200 askerden ne olur Ardan abi? Hiçbir şey olmaz. 200 asker sonuç itibariyle 200 askerdir. Ama Rusya ve Belarus'un Suriye'deki durumdan kaynaklanarak bütün dünyaya sergilediği bir tablo oluyor. Diyor ki Belarus'la Rusya, tam Ukrayna'nın bu noktasında, bakın diyor, biz artık bir devletiz. Şimdi Suriye, yarın Libya, dünyanın neresine gideceksek hep beraber gideceğiz. Artık bundan sonra buna iyi bakın diyor. Şimdi Belarus, Belarus'un Suriye'ye asker göndereceği yönündeki tartışmalar geçen yıl bu zamanlarda başlamıştı. Belarus anayasası üçüncü ülkelere asker göndermeyi yasaklıyor esasında. Ve o dönemde, yani 2021'in yaz aylarında falan, Lukashenko, ya kardeşim nereden çıkardınız, ben Belarus'a asker, Suriye'ye asker falan göndermeyeceğim deyip duruyordu. Fakat bugün yapılan açıklama çok net bir şey. Başbakan Mihail Mishustin, Belarus Başbakanı Mihail Mishustin, orada başbakan bir nevi cumhurbaşkanı baş yardımcısı gibi bir konumda oluyor. 200 askeri Suriye'ye en kısa zamanda göndereceklerini, bunun Rus ve Belarus Dışişleri ve Savunma Bakanlarının imzaladığı bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini, Rusya'nın Suriye'deki komuta merkezinin emrine verileceği 200 Belarus askerinin, fakat çatışma bölgelerinde değil, daha çok geri cephede ve insani operasyonlar dediğimiz, hani insanların kurtarılması, gıda malzemesi, sevki gibi konularda güvenlik olarak çalışacaklarını duyurdu. Şimdi tabii bu bizi çok yakından ilgilendiren bir durum. Niye? Niye sizin söyleyeyim? Belli ki Suriye artık İran'ın etkisinin adım adım azaldığı, Rusya'nın ise artık bir nevi Rusya Federasyonu üyesi Tataristan gibi davrandığı Suriye'ye bir konuma geliyor. Yani Rusya, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçası haline getiriyor adım adım Suriye'yi. Bu yakın bir gelecekte kendi sınırlarımızın öte tarafında, Suriye tarafında, belki de yarın bir gün bizim bulunduğumuz sınıra yakın noktalarda Suriye sınırını, tıpkı Ermenistan'da olduğu gibi, Rus veya Belarus askerinin beklemesi anlamına gelir. Yani giderek İran'ın
Suriye'yi Sünni nüfustan arındırıp yerine Şii nüfusu koyma ve bir nevi İranlaştırma politikası, Rusya ile anladığım kadarıyla İsrail arasında varılan ve köklü bir nitelik taşıyan anlaşma sonrasında Suriye'nin Ruslaşması politikasına döner. Antalya giderek azalır, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki bölgelerinde çok güzel tatil cennetleri kurulmaya başlar. Bakın bunların hepsini söylüyorum gençler. Bugün varız, bu yarın yokuz. Bundan 5-6 yıl sonra diyeceksiniz ki ya Ardan Bey demişti. Hakikaten bak bütün Ruslar şimdi Suriye'de Rus şirketlerinin oluşturduğu otellerde tatil yapıyorlar. Yani Suriye, Belarus'un bu kararıyla bende şöyle bir izlenim bıraktı. Net olarak bir Rusyalaşma sürecine girmiş durumda. Son dönemlerde siz hiç Beşar Esed'in bir fotoğrafını falan gördünüz mü? Yaşıyor mu yaşamıyor mu o bile belli değil. Tabii ki yaşıyor da, yani ben spekülatif olarak söylüyorum. Ama sonuç itibariyle böyle bir durum var. Böyle bir durum var ve bu durum giderek gelişiyor. Bu arada Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden felaket bizi ilgilendiren bir rapor geldi. Bakın ben bu da DH işini ne zaman söyledim? Söyleyeyim size. Ta 19 Ocak'ta söylemişim. Demişim ki 19 Ocak, bakın dedim demişim. Bu DH işi büyüyecek ve Türkiye'nin yeniden başına bela olacak. Şimdi Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin açıklaması, Amerikalılar başkent Şam ve kritik Laskiye kentinde uyuyan radikal İslam hücreleriyle temas halinde diyor. Bak Rusya. Şimdi ben onun için anladım. Şimdi o Kureyşi var ya hani bizim sınıra yakın öldürüldü, ikinci Daesh. Bunlar PKK'yı kendi saflarında daha iyi kullanmak istediklerinde, değerli dostlarım, 1999'da Abdullah Öcalan'ı Nairobi'de paketleyip bize verdiler. Onun yerine de Cemil Bayık'ı falanı filanı koyup o gün bugündür Mazlum Abdiler'le falan beraber Amerika PKK ittifakını yaşıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla DAEŞ'in o lideri Kureyş'i geleneksel bir çizgiden geliyordu ve Amerikalılarla temas etmiyordu. Onu ortadan kaldırdılar. Şimdi buradan söylüyorum. DAEŞ'in liderliğine gelecek olan şahıs ağırlıklı olarak Suriye'deki Rus varlığıyla savaşacak. Çünkü bunun uyarısını Rus Dış İstihbarat Servisi diyor ki, uyuyan hücrelere nokta hedeflere yöneltiyorlar. Özellikle Rus askeri personelini hedef gösteriyorlar Amerikalılar. DAEŞ'dan bahsediyor. Amerika'nın doğrudan askeri varlığını arttırma kararı aldığını öğrendik. Bu meşru bir karar değil. Amerikan askeri varlığı Suriye'de meşru yönetimin daveti veya Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde bulunmuyor. Bununla beraber Amerika doğrudan askeri varlığını arttırma kararı aldı Suriye'de. Bu arada Suriye'de ayaklanma tarzı gösteriler için Arapça sosyal medya üzerinden ve uydu yayınlar üzerinden büyük provokasyonlar falan yapılıyor diyor. Yani hem içeriği karıştıracak hem DAEŞ'i kullanarak Rus askerini hırpalayacak vesaire ve bu arada da Amerika'nın askeri varlığını PKK'nın bulunduğu bölgede arttıracak. Amerika'nın yeni modeli bu. Ve bu arada diyor ki raporda, her ay diyor Deir Zor, Haseke ve Rakka'dan üretilen 3 milyon varil petrol Kürt yönetimine satılıyor. Bak 3 milyon varil petrollük geliri var PKK'nın. Anladınız değil mi? Bunun tersinden okuduğun zaman Suriye'den 3 milyon varil petrollük geliri var PKK'nın. Kürt yönetimine bunu $35-40 satıyormuş Amerika.
PKK ile beraber. Onlar da tabii 70-80 dolardan pazarlıyorlar. Yani bir taşla kaç kuş vuruyor. Buradan çıkarıyor petrolü Suriye'den. Amerikan eskortlarıyla Irak'ı yönlendiriyor. Oradan Irak Kürt yönetimi bunu pazarlıyor 60-70 dolara. Ama bu arada PKK tarafına 35 dolarlık bir para düşüyor. Ve diyor ki Rusya raporunda, bu Amerika Birleşik Devletleri askerlerini o bölgede Suriye'nin petrolü talan edilmesin diye tuttuğunu söylüyordu. Suriye'nin petrolünü talan eden Amerikan ordusu diyor. Bir de böyle bir iddia var. Şimdi Amerikan yönetimlerinin ta Afganistan'ın 1980'lerinden bu yana DAEŞ gibi, işte El-Kaide gibi, Usame Bin Laden gibi adamlarla günü geldiğinde birlikte çok başarılı çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Sovyetler Birliği'nin canını okumuşlardı. Anladığım kadarıyla DAEŞ'te bir iktidar değişikliği planladılar. Bu iktidar değişikliğiyle beraber bugüne kadar işte Şii'ye saldıran, günü geldiğinde Türkiye'ye saldıran, günü geldiğinde Kürt'e saldıran DAEŞ yavaş yavaş bir formülle Rusya'ya saldıran bir kimliğe kavuşacak ve büyük bir olasılıkla da bayağı güçlendirilecek gibi gözüküyor. Eğer Ruslar bu raporlarında işi fazla abartmadılarsa, ama bu benim için akla yatkın bir durum. Ama yakında yine içimizden birileri çıkacak. Şimdiden söylüyorum. Amerika'nın bu pisliğini örtbas etmek için HDP'den de çıkabilir, başka yerlerden de çıkar. Var bir sürü unsur. Şunu söyleyecek. Türkiye yeniden DAEŞ'i kullanıyor diyecekler. Bak Ardan abi dediydi dersiniz. Merakla bekleyeceğim. Aha şurada televizyon. Oradan bakalım bir ana haber bülteninde kim bu lafı yumurtlayacak? Merakla bekliyorum. O lafı yumurtladığı an kimse o. Onu bilin ki Amerika'nın adamıdır. Vallahi o kadar net. O kadar net. Kalın sağlıcak.